Sarı nokta hastalığının en temel belirgin belirtisi hastalarda merkezi görmede azalma yapar. Kırık görmelerle başlayabilir. Yani hedef olarak atıyorum şimdi ben bu kameraya doğru bakıyorum. Evet. Onun çevresindeki şeylerde mi bir sıkıntım var yoksa? Hayır, tam tersi. Aa öyle mi? Evet, merkezde sorun başlıyor. Kameramı görmüyorum. Kamerayı görmüyorsunuz, etrafını biraz daha iyi görebiliyorsunuz ama kamerayı görmüyorsunuz ya da kameranın kenarlarını, mesela ekranın kenarlarını kırık görmeye başlayabiliyorsunuz. Tamam. O kırık görmeye biz metamorfopsi diyoruz. Ve o kırık görmeler neticesinde hastalar bize genellikle başvuruyor. Burada en temel şey çeşitli risk faktörleri var. Aslında böyle bir programın en önemli yararı da bu risk faktörlerinin, özellikle değiştirilebilir risk faktörlerinin aktarılabilmesi. Neler onlar? Buyurun. Şimdi değiştirilemeyen risk faktörleri var. Bunlar örneğin genetik. Ailesinde birinci derecede yakınında sarı nokta hastalığı olan bir kişi de 50 yaşından sonra yaşa bağlı makula dejenerasyonu, yani sarı nokta hastalığı görülme riski 3 kat artıyor. Bu çok önemli. Bu çok önemli bir şey. Onun dışında beyaz ırk da biraz daha fazla. Elbette bunlar değiştirilemeyen faktörler ama bu değiştirilemeyen faktörler olan kişiler değiştirilebilir faktörlere daha fazla dikkat ederse görülme sıklığı azalabilir. Nedir değiştirilebilir faktörler? Bir tanesi hipertansiyon.